İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran. Değerli dinleyicilerimiz, İslam tarihinden kesitler sunduğumuz yeni bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Sözlerimizin başında hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Bugünkü programımızda ilk Müslümanlardan biri olan ve aynı zamanda Hulefai Raşidinin, yani Hazreti Peygamber'in Raşid halifelerinin ilki olan Hazreti Ebubekir hakkında bilgiler sunmaya bir önceki programımızda kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. Değerli dostlar, Peygamber Efendimizin vefat ettiği gün Ensar'ın, yani Medineli Müslümanların Sakifetü Beni Said'de de toplanarak halife seçimi konusunu görüştüğünü öğrenen Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer'le birlikte vakit geçirmeden oraya gitti. Orada Ensar ve muhacirlerden birer emir seçilmesini isteyen sahabilere bu görüşün doğru olmadığını, İslam birliğini sağlamak için tek lider etrafında toplanmak gerektiğini söyledi. Aday olarak da Hazreti Ömer'le Ebu Ubeyde bin Cerrah'ı gösterdi. Fakat sahabiler onun halife olmasını uygun görerek Mescid-i Nebevi'de kendisine biat ettiler. Hazreti Ebubekir takip edeceği siyasetin genel esaslarını ortaya koyan meşhur hutbesinde Müslümanların en iyisi olmadığı halde onlara başkan seçildiğini ifade ederek doğru hareket ederse kendisine yardım etmelerini, yanlış davranırsa doğrultmalarını, Allah'a ve Resulüne itaat ettiği müddetçe Müslümanların kendisine itaat etmelerini istedi. Hazreti Ebubekir'in halife olduktan sonraki ilk icraatı, Üsame bin Zeyd'in kumandasında sefere hazırlanan orduyu göndermek olmuştur. Hazreti Peygamber'in vefat etmeden önce Mute Savaşı'nda şehit olanların intikamını almak üzere hazırladığı ve Suriye'ye göndermeyi kararlaştırdığı ordu, Hazreti Peygamber'in rahatsızlığı ve kısa süre sonra da vefatı dolayısıyla yola çıkamamıştı. Dinden dönme olaylarından çekinen bazı sahabiler, mürtetlerin Medine'ye saldırabileceklerinden endişe ettiklerini Ebu Bekir'e bildirerek, Üsame kumandasındaki orduyu göndermemesini rica ettiler. Diğer bazı sahabiler de Üsame'nin çok genç ve tecrübesiz, ayrıca azatlı bir kölenin oğlu olduğunu ileri sürerek onu değiştirmesini teklif ettiler. Hazreti Ebubekir bütün bu teklif ve itirazları reddetti ve 26 Haziran 632 tarihinde Üsame ordusuna hareket emrini verdi. Üsame atlı olarak, kendisi yaya olarak bir müddet yürüdükten sonra askerlere yaptığı konuşmada Allah yolunda kafirlerle savaşmayı, hainlik etmemeyi, sözünde durmayı, ganimet malına zarar vermemeyi, korkup çekinmemeyi, fesat çıkarmamayı, emirlere karşı gelmemeyi, çocukları, kadınları ve yaşlı insanları öldürmemeyi, meyve veren ağaçları kesmemeyi, yemek ihtiyaçları dışında koyun, sığır ve develeri boğazlamamayı, manastırlara çekilmiş kimselere dokunmamayı, kendilerine ikram edilen yemekleri Allah'ın ismini anarak yemeyi tavsiye etti. Değerli dinleyicilerimiz, Hazreti Ebubekir Resul-i Ekrem'e en yakın sahabiydi. Kızı Ayşe ile Hazreti Peygamber'in evlenmesine dair hicretten önce verilen karar onların dostluğunu daha da pekiştirdi. Mekke döneminde meydana gelen iki olay, onun Kur'an-ı Kerim'e ve Resul-i Ekrem'in peygamberliğine olan kuvvetli imanını ortaya koymaktadır. Bunlardan ilki Rum Suresi ile ilgilidir. Bizans ve Sasani devletleri arasında 611 yılında başlayıp 619 yılına kadar devam eden savaşlarda Sasaniler üstünlük sağlayarak Suriye ve Filistin'i işgal etmişlerdi.
Bizans'ın mağlubiyeti üzerine Mekkeli müşrikler ateşperest İranlıların tarafını tutmuş, Sasanilerin ehli kitap olan Bizans'a üstün geldikleri gibi kendilerinin de Müslümanlara üstün geleceklerini söylemeye başlamışlardı. Bunun üzerine Rum suresi nazil olmuş ve Rumların bu yenilgiden sonra 3 ila 9 yıl içinde galip gelecekleri haber verilmişti. Kur'an'ın gelecekle ilgili haberine inanan Hazreti Ebubekir, Bizans'ın Sasanilere 10 yıl içerisinde galip geleceğine dair Übey bin Halef'le 100 deve karşılığında iddiaya girmişti. Kur'an-ı Kerim'in bu mucizesi Aralık 627 tarihinde meydana gelen Nineva Savaşı'nda gerçekleşti. Hazreti Ebubekir de o sırada hayatta olmayan Übey'in mirasçılarından aldığı 100 deveyi Hazreti Peygamber'in emri üzerine fakirlere dağıttı. Hazreti Ebubekir'in güçlü imanını gösteren diğer olaysa İsra mucizesidir. Hazreti Peygamber Miraç'tan bahsedince bazı müşrikler Hazreti Ebubekir'e gelerek arkadaşının geceleyin Mescid-i Aksa'ya gittiğinden, orada namaz kılıp Mekke'ye geri döndüğünden bahsettiğini söylediler. Mantık dışı buldukları bu olayı Hazreti Ebubekir'in kabul etmeyeceğini beklerken ondan, "Eğer bunu Muhammed söylüyorsa şüphesiz doğrudur." karşılığını aldılar. Hazreti Ebubekir'in Miraç olayını bu şekilde kabul etmesi üzerine Resul-i Ekrem kendisine doğrulayan, tasdik eden anlamına gelen Sıddık lakabını vermiştir. Değerli dinleyicilerimiz, Hazreti Peygamber'in bütün işlerinde Ebubekir'e danışması sebebiyle bazı kaynaklarda kendisinden Peygamber'in veziri diye söz edilmektedir. Resul-i Ekrem'in vahiy katiplerinden olan Hazreti Ebubekir, onun sırrını saklamayı çok iyi bilir, yanında pek edepli davranırdı. Medine'ye elçiler geldiğinde onlara Hazreti Peygamber'i nasıl selamlayacaklarını öğretir, huzurunda sükunetle oturmalarını tembih ederdi. Gördüğü rüyaları Hazreti Peygamber'e anlatır, bazen Hazreti Peygamber'in veya diğer sahabilerin rüyalarını onun huzurunda yorumlar, olaylar ve verilecek kararlar üzerinde değerlendirmeler yapardı. Resul-i Ekrem'e en çok kimi sevdiği sorulunca önce Hazreti Ayşe'nin, sonra da Hazreti Ebubekir'in adını zikreder, insanların genellikle kendilerine yapılan iyiliğe karşılık verdiklerini, Hazreti Ebubekir'in yaptığı iyiliklerin karşılığını kıyamet gününde Allahu Teala'nın vereceğini söylerdi. Cahiliye döneminde Kureyş'in kan davalarıyla diyetlerdeki ihtilaflarına bakmakla görevli olan Hazreti Ebubekir, beşeri münasebetleri düzenlemeyi iyi bilirdi. Güzel ahlakı, doğruluğu ve dürüstlüğüyle tanıdığı kabilesi arasında sevilip sayılan ve güvenilen bir kişi olduğu için herkes bilgisinden faydalanır, önemli işlerde kendisine danışılırdı. Cahiliye devrinde putlara tapmamış, o dönemin her türlü kötülüğünden, şeref ve haysiyet kırıcı hallerinden uzak bir hayat yaşamıştı. Başta Kureyş olmak üzere Arap kabilelerinin tarihini çok iyi bilir ve en iyi ensap alimlerinden sayılırdı. Ahlak ve mizaç itibariyle kendisine benzediği Hazreti Peygamber'le İslamiyet'ten önce çok yakın bir arkadaşlık ve dostluk kurmuştu. Onunla birlikte olduğu zamanlarda huzur duyar, Mekke'den ayrıldığında onu özler, döndüğünde ilk önce onu ziyaret ederdi. Kus bin Saide'nin Ukaz'da yaptığı meşhur konuşmasını Hazreti Peygamber'le birlikte dinlemiş, tek Allah'a inanmayı tavsiye edip bir peygamberin geleceğini haber veren bu konuşmadan sonra adeta yeni peygamberin gelmesini hasretle beklemeye başlamıştı. Hazreti Ebubekir, Kur'an-ı Kerim'i, Resul-i Ekrem'in söz ve hareketlerini en iyi ve en süratli şekilde anlama kabiliyetine sahipti. Kur'an'ı ezbere bilir ve çok duygulu bir şekilde okurdu. İmamlık yapacak kimselerin Kur'an'ı en iyi bilen ve en güzel okuyanlardan seçilmesini tavsiye eden Hazreti Peygamber, yerine namaz kıldırmakla sadece onu görevlendirmişti. Hazreti Ebubekir, hilafeti esnasında Kur'an-ı Kerim'i mushaf haline getirmek suretiyle
İslamiyet'e en büyük hizmeti yapmıştır. Mütevazı, yumuşak huylu, hassas, uysal ve hoş sohbet bir insan olan Hazreti Ebubekir, halifeliği sırasında daha da mütevazı olmaya çalıştı. Kendini beğenenleri sevmezdi. Fakirlere, zor durumda olanlara yardım eder, misafirlere ikramda bulunurdu. Her zaman vakarlı ve ağırbaşlıydı. Az konuşur, kumandan ve valilerine de az konuşmalarını tavsiye ederdi. Onun dürüstlüğü çok meşhurdu. Başkalarının hakkına titizlikle riayet ederdi. Hazreti Ebubekir hadislerin rivayetine önem verir, Resul-i Ekrem'den bizzat duymadığı bir hadisi rivayet eden sahabilerden bunu Allah Resulü'nün söylediğine dair şahit getirmesini istediği olurdu. Kendisi de Hazreti Peygamber'den 142 hadis rivayet etmiştir. Bu hadislerin 6'sı hem Buhari hem Müslim'de, ayrıca 11'i sadece Buhari'de, biri de Müslim'de yer almaktadır. Hazreti Ebubekir'in rivayet ettiği 142 hadis, Ebubekir Ahmet bin Ali el-Mervezi tarafından Müsned-ü Ebi Bekris Sıddık adıyla bir araya getirilmiştir. Onun az hadis rivayet etmesini, onun hadis nakletme ihtiyacının fazlaca hissedilmediği, herkesin Hazreti Peygamber'i çok canlı bir şekilde hatırladığı bir devirde yaşaması ve halifelik döneminin çok kısa olmasıyla izah etmek mümkündür. Hazreti Ebubekir'le Hazreti Ömer Şeyhain diye anılmıştır. Bazı fakih sahabiler Hazreti Ebubekir'le Hazreti Ömer'in ittifak ettikleri hususları diğer sahabilerin görüşlerine tercih etmişlerdir. Hazreti Ebubekir'in İslam hukukunun çeşitli konularına dair görüşleri Muhammed Revvas Kal'acı tarafından müstakil bir eserde toplanmıştır. Halife seçildikten 6 ay kadar sonra ilk defa Beytül Mali kurmuş, Beytül Mal'in başına Ebu Ubeyde bin Cerrah'ı, yargı işlerinin başına da Hazreti Ömer'i, katipliğine Zeyd bin Sabit'le Hazreti Osman'ı, Medine'nin gece bekçiliğine de Abdullah bin Mesud'u tayin etmiştir. Değerli dinleyicilerimiz, Hazreti Ebubekir'in kumandanlarına ve valilerine verdiği emirler İslam'ın ve Kur'an'ın evrensel esaslarına dayanmaktadır. Bu emirlerin savaş hukuku ve gayrimüslimlerin statüsüyle ilgili olanları dikkat çekicidir. Bu arada irtidat edenlerin üzerine gönderdiği başkumandan Halid bin Velid'e düşmana onların kullandıkları silahlarla mukabele etmesini emretmesi, değişen savaş teknolojisine rağmen İslamiyet'in insan hayatını her şeyin üstünde tuttuğunu göstermesi bakımından çok önemli bir husustur. Hazreti Ömer'in teklifi üzerine müellefi kuluba zekat gelirlerinden pay vermemesi, ganimetin 1/5'inin taksiminde Hazreti Peygamber'in yakınlarına eskiden olduğu gibi hisse ödememesi onun döneminin diğer önemli gelişmeleridir. Halife olduktan sonra eski mesleği olan ticaretle uğraşmasını uygun görmeyen Hazreti Ömer'le Ebu Ubeyde bin Cerrah kendisine maaş bağlanmasına ön ayak olmuşlardır. Hazreti Ebubekir devlet işlerinde Resul-i Ekrem'den intikal eden mührü, şahsi işlerinde ise Nimel Kadiru Allah veya Abdün Zelilli Rabbin Celil ibaresini taşıyan mührünü kullanırdı. Değerli dinleyicilerimiz, İslam tarihinde halife tabiri ilk defa Hazreti Ebubekir hakkında kullanılmıştır. Resul-i Ekrem'in halefi olması sebebiyle ashab tarafından kendisine verilen bu unvana itiraz etmemiş fakat Halifetullah unvanını uygun görmemiştir. Hazreti Ebubekir'le Hazreti Ali sahabiler arasında en güzel konuşan iki hatip olarak tanınır. Ebubekir'in tesirli konuşmaları fesahat ve belagat bakımından olduğu kadar muhtevalarının güzelliğiyle de ünlüdür. Onun bazı özlü sözleri şöyledir. Sana yol göstermek isteyenden durumunu gizleme. Aksi takdirde kendini aldatırsın.
bir hayrı kaçırırsan onu yakalamaya çalış. Ulaşınca da onu geç. Sabır imanın yarısı, yakınsa tamamıdır. Ölüme karşı haris ol, sana hayat verilir. Hazreti Ebubekir'in tanınmış edip ve hatiplerin sözlerini gençliğinden beri dikkatle dinlediği, okuduğu, birçoğunu ezberlediği, bunları sık sık tekrarladığı ve ezberindeki şiirleri çok güzel bir şekilde okuduğu bilinmektedir. Tasavvufta sıddıkiyet makamı Hazreti Ebubekir'e nispet edilir. Süluk usulü olarak zikri hafiyi benimseyen kimseler, Hazreti Peygamber'in hicret esnasında Sevr mağarasında bulunduğu sırada Hazreti Ebubekir'e bu zikir tarzını öğrettiğine inanırlar. Rabbim Hazreti Peygamber'in raşit halifeleri başta olmak üzere ashab-ı kiram efendilerimizin ve İslam büyüklerinin yolundan bizi de mahrum etmesin. Amin. Değerli dinleyicilerimiz, bu duamızla birlikte İslam tarihinin önemli bir dönemi olan Hazreti Ebubekir dönemini ve onun engin şahsiyetini ele aldığımız programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programımızda ikinci halife Hazreti Ömer'i anlatmak istiyoruz. Bir sonraki programımızda tekrar buluşmak üzere hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz. İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran.